Kent, yardıma koşmanı istiyorum. Şu elemanın işini bitir. Armor Slayer verdik sana o kadar. 13. Az kaladı. Eleman vuruyor. 7 canı gidiyor Kent'in. Kent bir kere daha vuruyor ve zırhlı elemanın işini bitiriyoruz. Evet, Wallace dayı, sen de ilerle. Seni tank olarak kullanacağız. Diğerleri de uzaktan muzaktan saldırırlar. Lin, bitirici hamleyi yapmanı isterdim ama yapamayacak kadar güçsüzsün. Serra ilerle şöyle. Dorcas ilerle. Lucius ilerle. Erk ilerle. Nils, Erk'i bir kere daha oynat. Harika. Erkin ilerliyor. Metuf, sen de şuralarda dur. Florina, sen bir şey yapma kızım. En diyorum. Lord Lundgren'e geçiyor turn. 3 canı artıyor ve tekrardan Silver Lance ile Wallace'e saldırmayı deniyor. Saldırıyor da. 8 vurdu. Wallace de ona 8 vuracak. Büyük ihtimal o da ona 8 vurdu. Süper. Evet, yağmur başladı, lanet olsun. Tamam, özet geç. Metal kendini iyileştiriyor. Erk, vurabilecek misin koçum şuradan? Fire, kafasını yapıştır. 3 vuruyorsun ama vur yani. Evet. Oo, 2 kere 3. İşte bunu sevdim. Adamın dibisin. Elinde zaten şey var, vuramıyor. Erk, sana bu oyunu bitirttireceğim lan. Nils, Erk'i bir kere daha oynat. Erk tam bir boss düşmanı ya. Adam 3-3 vura vura öldürecek yani. Nils tekrardan level atlamak üzere. Erk, vur kafasına, öldür şerefsizi ya. Ve Erk Lord Lundgren'in işini bitiriyor. Aa, şu sinir bozucu küçük kız. Sadece Sakea'dan gelen bir vahşi. Aa. Kylie'nin tahtı benim olmalıydı. Ve Lord Lundgren Allah'ın rahmetine kavuşuyor, ölüyor. Erk level atlıyor, 7 level oluyor. HP'si, büyüsü, hızı, şansı, büyülü defansı bir kademe artıyor. Lord Lundgren'i yeniyoruz. Lin'i o kapıdan içeri sokmamız lazım şimdi. Yağmur'da duruyor zaten. Lin'de sıra. Ve Lin tahtını almaya gitsin. Oyunumuzun artık sonuna geldik. Kazandık. Sonunda tekrardan büyük babamı görebilirim. Siz Lady Lindy'siniz, öyle değil mi? Sen kimsin? Ben Reis Man. Yani ben Reis Man. Kylie'nin kraliyet ailesinin baş hakimiyim. Kent ve sizi ilk defa tanıştığınızda Kent Veseyi'nden mesaj aldım. Ama daha sonra Lundgren benim mesaj aldığımı anlayınca beni alıkoydu, hapsetti diyor. Sizi evinizde görmek benim için gerçekten büyük bir onur diyor. Teşekkür ederim. Şu an büyük babamı görebilir miyim? Evet, elbette. Gördüğünüz karşısında lütfen şaşırmayın. Lundgren çünkü uzun bir zamandır Marquess'in yemeğine zehir katıyordu. Büyük babanızın vücudu harap olmuş bir durumda ve birkaç aydır yatalaktı. Kim var orada? Ziyaretçi görmek istemiyorum dedim. Kimseyi görmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Bırak beni, beni rahat bırak da huzur içinde öleyim. Affedersiniz ama benim adım, ben Lindis. Ha? Ha? Sen Lindis mi dedin bu? Benim babamın adı Hasar'dı ve Lorca'nın şefiydi.
Ve benim annemin adı Madeline'di. Ben ovalarda yetiştirildim. Bu gerçekten olabilir mi? Buraya gel, buraya gel evladım, yüzünü göreyim. Evet. Tamam, yaşlı sesi yapmayacağım artık. Evet, şüphe yok. Sen Madeline'in gerçekten öz ve öz çocuğusun diyor. Dede. Vay be. Ve Lord Housen, yani dedemiz konuşuyor. Lundgren bana kızımın öldüğünü söyledi diyor. Yani Lady Madeline'in öldüğünü söyledi diyor. Benim varisim olan, yani senin de öldüğünü söyledi diyor. Teşekkür ederim. Senin yaşadığını gördüğüm için teşekkür ederim. Kutsanmış hissediyorum. Annem ve babam geçen sene barbarlar tarafından öldürüldüler, diyor Lin. Ben hayatta kalan tek kişiydim. Yaşamaya devam ettim ama. Lindis, benim gibi kibirli ve yaşlı bir adamı bağışla lütfen. Ben keşke senin ebeveynlerinin sevgisini kabul etseydim. O zaman onlar haydut olmazlardı. Burada birlikte barış ve sükunet içinde yaşardık. Dede, benim ailem, benim kabilem, bizim hayatımız zaten sevgi ve barış içindeydi. Daha sonra ateş ulusunu saldırmasaydı tamam. Sonumuz, yani kabilenin sonu trajik oldu ama saldırıya kadar, yani barbarların saldırısına kadar biz gerçekten mutluyduk. Madeline mutlu bir hayat mı yaşadı? Yani adam şaşırıyor abi. Yani kızına yeteri kadar sevgi verememiş ve büyük ihtimal kızı bir tane barbarla evleniyor. Daha sonra babası da bunu kabul etmeyince ovaya falan gidiyor, birlikte yaşıyorlar. Adam da görmek istemiyor ama torununun olduğunu öğrenince yumuşuyor ve yani burada yaşasalardı barış içinde yaşayacaklarını düşünüyor ama Lindis de ona söylüyor zaten, biz ovalarda barış içinde yaşadık diyor. Yani onlar ölene kadar huzur içinde yaşadılar diyor. Bunu bilmek gerçekten beni mutlu etti. Teşekkür ederim Lindis. Artık huzur içinde ölebilirim. Hayır. Dede, böyle söylememelisin. Bundan kaçış yok Lindis. Uzun zamandır çok fazla zehir aldım ve artık çok geç. Cesur ol büyük baba. İyileşeceksin. Bana inan. Ovalarda biz şöyle söylerdik. Güçlü bir kalbin karşısında hiçbir hastalık dayanamaz. Ben artık seninleyim ve asla vazgeçmemelisin. Sen benimlesin. Evet. Konuşacak çok şeyimiz var. Yürüyecek çok yolumuz var. Dinleyecek çok müziğimiz var. Seninle yapmak istediğim çok şey var dede. Ve kaybedip telafi etmemiz gereken çok zaman var. Bu gerçekten kulağa iyi geliyor. Öyle değil mi? Ve sen iyi olduğunda ben seni ovalara götüreceğim. Sana sonsuz gökyüzünü göstereceğim. Ve çimenlerden oluşan okyanusu göstereceğim. Ve senin annemin çok sevdiği ovaları bilmeni sağlayacağım. Madeline'in sevdiği topraklar. Sen haklısın. Benim halen daha yapmak için yaşayacağım çok şey var.
You can do it. You can do it grandfather. Yani yapabilirsin, yapabilirsin dede diyor. Lindis. Lady Lindis. Gerçekten burada kalmayı planlıyor musunuz? Bana doğruyu söyleyin. Evet, büyük babam iyileşene kadar burada kalmayı planlıyorum. Şu an onu terk edemem. Terk etmeyeceğim. Fizik terapici veya işte doktor diyor ki artık Lord Housen yeni bir adam gibi gözüküyor diyor. Yani torununu görünce gençleşmiş. Sanki hiç hastalanmamış gibi. Ve hepsi sizin sayenizde Lady'im. O artık benim sahip olduğum tek aile. Onun uzun bir süre daha yaşamasını istiyorum. Yaşamadı. Lady Lindis! Ne oldu Florina? Ben Kylie'nin komutasında çalışmaya başlıyorum diyor. Bundan sonra Lady Lindis artık hep birlikte olacağız diyor. Gerçekten mi? Oo, bu beni gerçekten çok mutlu eder ama diyor. Beni artık Lady Lindis olarak çağırma diyor. Artık hanım A diyeceksin. Yok. Bana artık Lin diyeceksin diyor. Benim Pegasus'um ve ben artık sizin evinizin üstünde uçacağız diyor. Ben artık sizin için çalışıyorum diyor. Sizinim diyor. İzlemem gereken kurallar var diyor. Florina. Sizinle olduğum zaman çok mutluyum diyor. Homo. Yani bu size olan hitap etme şeklimden daha önemli diyor. Lütfen diyor. Sanırım buna alışabilirim. Öyle değil mi diyor. Tamam anlaşıldı diyor. What the fuck? Şu ilişkiyi kesin abi bu ne? Florina gerçekten Lindis'e aşık galiba. Oo teşekkürler ben sizi seviyorum Lindis. Ops yani Lady Lindis demek istedim. Ha o Florina. Lady Lindis. Ben de kalmaya karar verdim. Will. Sen evine dönmeyi planlamıyor muydun? Planlıyordum ama... Lady Lindis'in asker grubuna oldukça alıştım diyor. Yani Lady Lindis'in birliğine alıştım diyor. Biliyorsun diyor. Herkesi arkada bırakamam diyor. Aileme kararımı bildiren bir şey. Aileme kararımı bildiren bir mektup falan yollayacağım diyor. Sana sahip olduğum için çok mutluyum Will diyor. Teşekkür ederim diyor Lady. Teşekkür ederim diyor Lindis. Teşekkürler Lady'm diyor Will. Faygo, sen artık gidiyorsun öyle değil mi? Hayır kalmanı istemeyeceğim. Ben sadece seni özleyeceğim. Seni ovada bilinçsiz bir şekilde bulduğum zaman bizim bu kadar uzun süre birlikte kalacağımızı düşünmüyordum. Bize çok yardım ettin. Ve sanırım bizden çok şey öğrendin. Artık kendi başına bir şeyler yapabileceğinden eminim diyor. Yani senin en usta taktisyen, stratejist olacağına inanıyorum diyor. İnancım bu yönde Faygo diyor. Yani ben bunu seni iş üzerindeyken gören biri olarak söylüyorum diyor. Oğlum çok tipsiz çıkmış lan Lindis. Tamam o zaman. Kendine iyi bak diyor. Ben umarım tekrar görüşürüz. Yani ben bunu umuyorum. Kent, Lysia Şövalyesi. Yani bu kadar cesur, bu yaşta bu kadar cesur olmasına rağmen diyor. Kent, Kylie'ndeki şövalyelerin başına getirildi diyor. Onun yüksek onuru sayesinde genç olmasına rağmen hiç kimse onun değerini reddedemiyor diyor. Sein, Lysia Şövalyesi. Sein de Kylie'nin şövalyelerinin yani Sein de Kent'in yardımcı şövalyesi olmuş. Yani o da bayağı terfi almış. Terfisine rağmen diyor. Yani
terfi almasına rağmen diyor o otoriteyle dalga geçiyor diyor. Yani kendinden üstün kişilerle dalga geçiyor diyor. Ve köydeki kızlarla fingirdeşmeye çalışıyor diyor. Halk tarafından, yerel halk tarafından çok seviliyor diyor. Florina kayında kalmaya karar veriyormuş. Her gün, bütün gününü eğitim için harcıyormuş. Ve Lin için çok değerli biri olmaya çalışıyormuş. Erkeklere olan korkusu azalmış ama sadece birazcık. Will, fare okçusu. O sevimli görünüşü ve şanslı kişiliği sayesinde diyor. Will, Kyle'in Marquess'i için önemli bir rol taşıyor diyor. Kent de ona kalede nasıl davranması gerektiğini öğretiyormuş bir asker olarak. Dorcas, Bern'in savaşçısı. Lin artık Kyle'in de tanındığı için diyor. Dorcas evi olan Bern'e geri döner diyor. Artık oraya döndüğü zaman karısıyla ilgilenir diyor. Bir asker olarak yerel haydutlara karşı savaşmaya başlar diyor. Serra, Ostia'nın rahibesi. Sonunda diyor Erk başarıyla Serra'yı Ostia'ya götürür diyor. Serra'nın davranışları irrite edici, yani soğuk olmasına rağmen diyor. O fena halde özleniyor diyor. Ve onun kaba dili efsane oldu diyor. Yani garip bir konuşması vardı ya kızın. O da efsane olmuş. Erk gezgin büyücü. Onun Serra ile olan anlaşması tamamlandı diyor. Erk Etruria'ya geri dönmeye hazırlanıyor diyor. O paralı asker olarak geçirdiği zamanı eğitiminin bir parçası olarak gördü diyor. Ve bu olayın bittiğine sevindi diyor. Tekrardan kendi akıl ustasının yanına geri döner diyor. Rat Sakeli göçebe. Lin'in Kaili'ne dönmesini kutladıktan sonra diyor Rat bir daha gözükmedi diyor. O Sakeli'ye döndü mü yoksa paralı asker olarak çalışmaya devam mı etti? Bunu kimse bilmiyor diyor. Diyorlar. Yani öyle geçiyor. Metiv gizemli hırsız. Metiv son savaştan sonra ortalıktan kaybolur diyor. Ve şu an nerede olduğu halen daha bilinmiyor. Bir gizem diyor. Metiv'i çok sevdim yani. Nis, gizemli müzisyen. Nis ve kardeşi Ninian diyor. Birkaç gün sonra diyor Kyle'in kalesinden ayrılırlar diyor. O şu an bir yerlerde diyar dolaşıyor diyor. Ve müzisyen yeteneklerini geliştiriyor diyor. Lucius, gezgin rahip. Lucius Kyle'in de uzun bir süre çalıştı diyor. Ama başka bir diyar tarafından çağrıldıktan sonra oradan ayrıldı diyor. Yani büyük ihtimal katı görünümlü bir paralı askerle paralı asker grubuyladır şu an falan diye. O kim bilmiyorum. Seyahat ediyordur diyor. Valleys, Kyle'in generali. Valleys Chinley'nin durumu onun savaş yemeği gibi bir şeydi diyor. O kendi kılıcı için de değerli birilerini aradı diyor. Yani savaşmak için kendi kılıcına eşdeğer değerli birilerini aradı diyor. Yani adamın duygusu olmadığı için diyor onun dönmesine daha çok var falan diyor. Faygo taktisyen diyor. Faygo Lin'den ayrılır ve eğitimine devam eder diyor. O Lysia bölgesinde seyahat etmeye devam edecektir diyor. Lin seyahat etmeye devam edecek diyor. Lin ona elveda demeyi reddetti diyor. Ama kalbinde de şu vardı diyor. Onu tekrar görebileceğini düşünüyordu diyor. Lin, Sakeye'nin kılıç ustası. Kılıç savaşçısı.
Lin artık büyük babası ile birlikte Kylin Kalesi'nin Lady Lindisi olarak yaşamaya başlar diyor. Onun sevgisiyle birlikte Lord Housen iyileşir diyor. Ve şu an ikisi de artık ikisi de Kylin'in bahçelerinde mutlu bir şekilde dolaşırlar diyor. Açık gökyüzü açık olduğu zaman diyor, açık olduğu gecelerde diyor, Lin Kale'nin civarındaki bir tepeye Lin'in kalenin civarındaki bir tepeye tırmandığı görülür diyor. Belki de o gençliğindeki eski yuvasını hatırlıyordur diyor, Sakya ovalarını hatırlıyordur diyor. Ve bitiyor. Artık bundan sonra Lin'in hikayesi bitti diyor. Sevilmek istiyor musun? Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Fire Emblem'da Lin'in hikayesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten herkes için mutlu sondu. Kimileri ortadan kayboldu. Kimileri eğitimlerine devam etti. Lin de amacına ulaştı. Dedesine kavuştu. Dedesini sevgisiyle dedesini iyileştirdi. Artık huzur ve barış içinde yaşayabilirler. Bizim ana karakterimiz olan yani benim karakterim Faygo. O da Lin'den ayrılıyor ve Lysia topraklarında dolaşmaya devam ediyor. Eğitimini tamamlamak için ve kendini geliştirmek için. Tabii ki aslında hikaye burada bitmiyor ama final vermek zorundayım çünkü bunun birkaç sebebi var. Hani kanalımızın zaten oyun tercihleri belli. Yani genelde eski oyunları oynuyorum. Genelde pek bilinmedik oyunları oynamaya çalışıyorum. Yani Nintendo oyunlarını oynamaya çalışıyorum. Game Boy, DS, 3DS vesaire. Zaten başka kalmadı gibi. Onları oynamaya çalışıyorum. O yüzden çoğu insan grafiğe önem verdiği için bu devirde bu nasıl oynar, bu nasıl oyun ya falan dediklerini duyar gibiyim de yapacak bir şey yok. Yani şu ana kadar Fire Emblem serisinde beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben gerçekten yani hikayede eğlendim. Faygo karakterini canlandırırken, savaşın gidişatını belirlerken, stratejileri kurarken gerçekten bayağı eğlendim. Kafa yordum, zevkliydi benim için. Ama hikaye dediğim gibi burada bitmiyor. Bundan sonra da Eliwood'un hikayesi var. Eliwood'un hikayesi biraz daha uzun sürecek ve biraz daha karanlık temalı, biraz daha gizemli, biraz daha çok karakterli bir hikaye. Onu artık ne zaman oynarız bilmiyorum ama Fire Emblem bitti artık. Yani sezon finali verdik ve yeni bir oyuna başlayacağım. Ne olduğunu şu an söylemeyeceğim. O yeni oyun bittikten sonra umarım büyük ihtimalle Fire Emblem'a tekrardan devam edeceğim. Dediğim gibi şu zamana kadar Fire Emblem serisinde beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve böylece birinci sezonu bitirmiş yani Lin'in hikayesi sezonunu bitirmiş bulunmaktayım. Daha denilecek bir şey yok. Bir kere daha tekrardan bütün içtenliğimle sizlere teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir seride beni desteklediğiniz için. İlerleyen oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Faygocular.